Yüzeysel öğrenme sadece bilgi toplamak. Herhangi bir alanda konunun derinliklerine inmeden hatırlamaya dayalı bir öğrenme modelidir. Kişisel gelişimin, yaratıcılığın ve kendine güvenin düşmanıdır. Çünkü ezbere dayalı olduğu için birçok öğrenci kendi potansiyelini göremez. Hatta düşük notlar aldığında bunun kendi zekasıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünür. Ancak çok kısır bir sistem insanı böyle dar bir yere sıkıştırabilir. Derin öğrenmede ise konuyu etraflıca öğrenirken içselleştirebilir, uzun vadede öğrenmeye dayalı yeni beceriler de geliştirebiliriz. Derin öğrenme programına geçmeden önce temellere bir göz atalım. Bir önceki videoda derin öğrenmenin bazı avantajlarından bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi, bir bütünü oluşturan parçaların kendi içindeki ilişkisiydi. Bu ilişkileri kavradığında herhangi bir zamanda yeni stratejiler yaratmana yardımcı olabilir. Bir örnek vereyim. Herhangi bir satranç oyuncusu satrancı öğrenirken olası açılış hamlelerini ezberler. Bu açılış hamleleri sayesinde karşı taraf oyuna nasıl başlarsa, o da gardını alıp ona göre bir taktikle ilerleyebilir. Ama dünya satranç şampiyonu Josh Wolfskin duruma birazcık farklı yaklaşıyor. O derin öğrenmeyi seven titiz ve hevesli birisi. Öğrenme Sanatı isimli kitabında satrançta nasıl prova yaptığını anlatıyor. Alışılmışın aksine satranç tahtasındaki bütün taşları kaldırıyor, sonra rastgele birkaç tane taşı koyup onlarla kendi şahını savunmaya çalışıyor. Mesela iki piyonla veziri nasıl bir avantaja dönüştürebilirim? Veya sadece fil ve kale kaldığında şahı nasıl daha iyi koruyabilirim gibi. Bu ilişkileri kavramaya başladığında herhangi bir oyunda ezbere dayalı olmadan pratik ve hızlı stratejiler geliştirebiliyor. Bilimsel olarak sayısalcı beyni veya sözelci beyni diye bir şey yok. Yani beyninin kelimeleri işleyen bölgesi ayrı ve sayıları işleyen bölgesi de ayrı. İkisi de gayet iyi işliyorlar. Sadece bir alışkanlıktan kurtulamadığın için diğerine geçemiyorsun. Bu programda beynine sayıların dilini konuşmayı öğreteceğiz. Böylece oradaki bariyerleri de yıkmaya başlayabiliriz. Yani yüzeysel bir öğrenmede ana fikir daha fazla zorladır. Bu uzun vadede hayal kırıklığı yaratabilir. Belirli alanlarda zorlamak güçlendiricidir ama her zaman değil. Derin öğrenmede ise stratejimiz daha farklı yaklaşı olacak. Bu hem yaratıcılığını hem de konuya hakimiyetini artırmana yardımcı olur. Ve bu sistem sayesinde bir süre sonra sen kişisel bir öğrenme tarzına kavuşabilirsin. Bu da özgürlük demek. Bir şeyi her nasıl istiyorsan istediğin formata dönüştürebilir ve onu istediğin gibi öğrenebilirsin. Peki geçmişte Leonardo da Vinci gibi insanlar sistemleri daha zeki düşünmek için nasıl kullandılar? Bir sistem seni nasıl daha zeki hale getirebilir? Bir sonraki video bununla ilgili.